Türk Hava Yolları'nın rüya uçağının adı Eren olmadı ama Eren Bülbül'ün şehit olduğu yeri hatırlatsın diye Maçka adı verildi. Maçka ilk seferini şehit Eren'in memleketi Trabzon'a yaptı. Maçka, 2017'de Trabzon'da güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül'ün memleketi. Değerli misafirlerimiz, şu an Eren'imizin doğup büyüdüğü ve kahramanca şehit olduğu Trabzon'a alçalmaya başladı. Türk Hava Yolları ailesi olarak bir kez daha söylemek istiyoruz ki iyi ki varsın Eren. Türk Hava Yolları rüya uçak olarak adlandırılan Boeing 787-9 tipi Dreamliner modeline koyacağı ismi vatandaşlara sormuş ve en çok ilgi gören seçenek Maçka olmuştu. Bugün yalnız biraz daha farklı ve anlamlı bir uçuş yapıyoruz. Bugün sadece ne bir şehre, bugün sadece ne bir havalimanına uçuyoruz. Bugün şehidimiz Eren Bülbül'e uçuyoruz. Maçka uçağı ilk seferini de çok anlamlı bir yere, şehit Eren Bülbül'ün anısına Trabzon'a yaptı. TGRT Haber muhabiri Sultan Akten de oradaydı. Bu ilk rüya uçağı da Eren'in anısına, Eren'in memleketi olan Maçka ismi verildi. Ve ilk uçuşunu da birazdan Trabzon'a gerçekleştirecek bu uçak. Biz de uçağa binerek Trabzon'a gideceğiz. İstanbul Havalimanı'ndan saat 10'da havalanan Maçka uçağının içindeki 300 yolcunun gönlü, şehit Eren Bülbül ve o çatışmada şehit olan Assubay Ferhat Gedik için minnet doluydu. Çok duyguluyuz, gururluyuz. Şehidimizin mekanı cennet olsun diyorum. Hepimizi gururlandırdı. Bu arada şu an için Londra'da Bogota'ya 13 yurt dışı destinasyonunda kullanılacak olan Dreamliner uçaklarının sayısı Ağustos ayı sonunda 6'ya ulaşacak. Arka tekerleri bizde. Toplam 30 adet sipariş verilen konforlu koltuk tasarımı ve çok özel iç donanımıyla dikkat çeken rüya uçakların tamamı ise 2023 yılına kadar Türkiye'ye teslim edilmiş olacak.